dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 16. kez İstanbul'da kapılarını açtı. Savunma ve havacılık sektörlerinde önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen İDEF'te birçok yerli şirket en yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Fuara 689 yerli, 772 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1461 firma katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen İDEF, 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Türk savunma sanayisinin uluslararası platforma çıktığı fuar bu yıl 55 ülkeden 1461 firmayı bir araya getirdi. Fuara ayrıca 81 ülkeden 189 heyette katılım sağladı. İDEF bu sene 16. kez kapılarını araladı. Her sene platform araçlarının arttığını, alt üstlenicilerin çoğaldığını, dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayinde alt şirketlerle birlikte önemli bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 170'e, ürün çeşitliliği ise 230'a çıktı. Bu durum İDEF'e de yansıdı. Katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alan İDEF, görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayi fuarı olarak dikkati çekiyor. İDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilendi. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ birçok ürünüyle İDEF'teki yerini aldı. İlk kez Paris Air Show'da görücüye çıkan ağır sınıf genel maksat helikopteri T-925, Türkiye'deki bir fuarda da ilk kez sergilendi. Gökbey helikopteri, Hürjet ve Hürkuş temel eğitim ve hafif taarruz uçakları, insansız hava aracı Anka ve insansız hedef uçak Şimşek fuarda yer aldı. TUSAŞ standında ayrıca uzay ürünleriyle, savaş uçağı Kaan'ın maketiyle, Kaan'ın birebir simülatörü de sektöre tanıtıldı. İDEF fuarındayız. Yanımda TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk var. Merhaba Fahrettin Hocam. Merhaba Mersin. Nasılsın? Son olarak teşekkür ediyorum. Şimdi İDEF fuarındayız. Bütün platform araçlarını buraya getirdiniz. Siz de yapısallardan sorumlu olduğunuza göre 10 puanlık soru sizin için. Şu Section 18 ve 19 hem Boeing ve hem Airbus'a artık tek kaynak tedarikçi, yani araya birileri girmeden geliştirdiğiniz, ürettiğiniz ürünleri burada da vereceksiniz. Biraz bize bunları anlatır mısınız? Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz Airbus'a Section 18 ve 19'u ayrı ayrı yapıp bir aracı firma aracıyla gönderiyorduk. Boeing'e de yine bir aracı firmayla Section 48'i yapıyoruz. Tabii burada önemli bir başarı elde ettik. Section 18 ve 19'un birleştirilmiş Swift programımızı ilk defa doğrudan Airbus'a teslimat yapacağız. Önce TUSAŞ'ta, geçen hafta da Hamburg'da ilk törenimizi yaptık. En önemli tedarikçilerinden biri olduk Airbus'un. Yani Tier 1 olduk. Bu bizim için çok önemli. Doğrudan Airbus'la artık muhatap oluyoruz. Yine Boeing'de de aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de burada bir önemli bir fuarın ilk günündeyiz. Heyecanlı başladı. Katılım ve ilgi çok yüksek gözüküyor. Tabii siz geçmiş yıllarda da bu fuara geldiniz. Platformlarımızı gördüğünüz zaman her geçen gün yeni platformlarla burada oluyoruz. Burada gördüğünüz birçok platformun da gövdesini, yapısal kısmını biz ürettik. Tabii onun da ayrı zamanda mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Boeing, Airbus değil, diğer iç, kendi özgün projelerimizin de platformlarını üretiyoruz. Aselsan fuarın en büyük alanlarından biriyle birçok ürününü görücüye çıkardı. Gökdemir fırlatma sistemi, füzeleri kör eden Yıldırım 100, orman içi gözetleme radar sistemi, lazer silahı Gökberk en çok öne çıkanlar oldu. Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat üreticisi olarak
Bu yıl 35. yaşını kutlayan Roketsan'da İDEF'e 7'si ilk kez sergilenen 30 ürünüyle katıldı. Uzun menzilli tank savar füze sistemi UMTAS'ın menzili daha da arttırılmış versiyonu UMTAS-GM, SİHA'larla birlikte tüm dünyaya nam salan mini akıllı mühimmat ürün ailesi MAM-L ve MAM-T'nin kızıl ötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı versiyonları, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, havadan karaya balistik süpersonik füze İHA-230, mobil hava savunma sistemi ve taktik füze fırlatma sistemi KMC'nin yeni geliştirilen versiyonu KMC-U, fuarda Roketsan standında ilk kez sergilenen ürünler oldu. Havelsan fuarda 40 mm bomba atarlı insansız kara aracı Barkan, su altına dalış yapabilen kamikaze insansız deniz aracı Çaka, cengaver dijital asker gibi ürünlerini ilk kez sergiledi. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, Tİ'de ürünleriyle fuardaki yerini alan şirketlerden oldu. Özellikle Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru Tİ TF-10000'in birebir ölçekli mock-up'ı ilgi gördü. İDEF fuarındayız. Tİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Aşık ile birlikteyiz. Mahmut Hoca'dan Tİ'deki son gelişmeleri ve bu fuarda sergiledikleri en önemli ürünün detaylarını öğrenmek istiyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. En önemli ürün derken önümdekini diyeceğim ama siz başka şeyler de anlatacaksınız. Yok yani genellikle en son yaptığınız hani ailenin en küçüğü hep şey olur ya çocuk. En yeni doğmuş olanı bu. TF-6000-10000 serimiz. Bunun da şu anda ilk prototip imalatı devam ediyor. Nerede kullanılacak onu da aldınız. Bu TF-6000-10000 serisi büyük ölçekli İHA'larda, yüksek süratli. Evet. Buna Anka 3 mesela. Evet. Ve mesela Kızılelma. Şimdi TF-6000 ilk önce şu art yakıcısız kısım. Mesela bu daha çok mesela Anka 3 gördüğünüz yarasa şeklinde. Bu daha çok uçağın üstünlüğü diyelim, görünmezliği, radar görünmezliği. Arkadaki radarı yok etmek için uçağı özel tasarlıyorlar, hatta radarı daha az gözüksün diye. Tabii böyle bir uçağın infrared signature, manevra yaparken uçağın motorunun arkadan görüntüsü gibi şeyler de önemli. Buna low observability diyorlar, yani düşük görünürlük. Evet. Tabii böyle bir uçakta TF-6000 gibi bir motor daha iyi, art yakıcısız bir motor. Biz bunları tabii yapıp uçurduktan sonra, Türkiye'de uçmaya başladıktan sonra doğal olarak yurt dışı müşteriler de ilgilenmeye başlıyorlar. PD-170'e mesela ciddi bir yurt dışından ilgi var. Hatta iki tane değişik ülkeye ilk satışımızı yaptık diyelim mi? Birine yaptık, kesin siparişi aldık. Fuarda yeni ürünlerini sergileyen Sarsılmaz, son bir yılda yenilenen otonom silah sistemi Sarbot'un tanıtımını yaptı. Şirket ayrıca TUSAŞ'la ortak ürettiği 25 mm kara topunu, 5.56 makineli tüfeğini ve aynı zamanda silah entegre edilmiş drone'unu sergiledi. Canik ise 12.7 mm uçak savarının gelişmiş yeni versiyonu Canik M3'ü ilk defa fuarda görücüye çıkardı. Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçen yıl satın alan Canik, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen Venom LR'yi ilk kez İDEF 23 kapsamında sergiledi.